mesafeli uçuşlarda konforlu seyahat, kuşkusuz en çok önem verilen durumların başında geliyor. Özellikle 8 saatin üzerindeki uçak yolculuklarında eğer oturduğunuz yer rahat değilse seyahat oldukça yorucu geçer. Bu yorgunluk seyahatinizin sorunlu ve konforsuz geçmesine yol açabilir. Peki sınıf yükseltmeden ekonomide daha konforlu uçmak mümkün mü? Uzun mesafeli yolculuklarda ekonomi sınıfında konforlu seyahat etmenin yollarını araştırdık. Hangi yolcu binlerce metre yüksekte basınçlı bir tüpün içinde en konforsuz koltukta seyahat etmek ister ki? Ekonomide konforlu uçmanın ilk maddesi kendinize ait olan alanın en genişini seçmektir. Bunun ilk şartı ise diz mesafesi geniş olan koltukları tercih etmekten geçer. Uçakların acil çıkışlarındaki koltukların ekonomi sınıfındaki en geniş alanlara sahip olduğunu belirtelim. Bu koltukları seçerseniz ekonomi sınıfında business class yolculuk yapabilirsiniz. Bu koltuklar için son dönemlerde her ne kadar ekstra ücret alınsa da sınıf yükseltmek kadar pahalı olmayacağı kesin. Uzun uçuşlarda ekonomi sınıfında konforlu uçmanın bir diğer yolu ise yanınızdaki koltuğun boş olmasıdır. Yanınızdaki koltuk boş olursa kendinize daha fazla alan yaratabilir, bu sayede daha kaliteli bir uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Bunu başarmanın yolları var. Koltuk tercihi yaparken check-in işlemleri başladığında koltuk tercihinizi koridor kenarı olarak yapın. Genelde yolcuların büyük çoğunluğu cam kenarı uçmak ister ve ilk dolan koltuklar buralar olur. Siz cam kenarı seçilen sıradaki koltuğun koridor tarafını tercih ederseniz uçak dolana kadar orta koltuk boş kalır. Eğer uçağın doluluk oranı düşükse orta koltuk boş olarak ekonomide business konforunda seyahat edebilirsiniz. Ekonomide konforlu uçmanın bir diğer yöntemi ise kabin ekipleriyle iyi iletişim kurmaktan geçiyor. Uçağa en son yolcu alındıktan sonra daha önce kısa bir iletişim kurma şansına sahip olduğunuz kabin memuruna boş olan koltuğa geçmek istediğinizi kibar bir dille iletmeniz konforlu bir uçuş yapmanızı sağlayacaktır. Bazı yolcular bu durumu uçak kalkıp kemerlerinizi bağlayın ışığı yandıktan sonra yapmaya çalışır. Ancak o zaman çok geç kalınmış olabilir. Son yolcu alındıktan sonra boş olan koltukları not edin ve kabin ekiplerinden kibarca o koltuklardan birine geçmek istediğinizi rica edin. Uçakların en arka sıralarındaki koltukların oldukça konforsuz olabileceğini hatırlatalım. Arka sıralardaki koltukların diz mesafeleri daha az olabilir. Ayrıca koltuğun yatma açısı az olabilir. Burada uçarsanız hem koltuğu yatıramaz hem de ayağınızı uzatamazsınız. Ayrıca uçakların mutfak bölümüyle lavabolara yakın koltuklardan da uzak durmanızı öneriyoruz. Mutfak bölümünde ikram hazırlama sırasında oluşan gürültü rahatsız edebilir. Lavabolara giren çıkan yolcular ise sizin yanınızda sıra bekler, kapıyı açıp kapatırken gürültü çıkarırlar. Daha da önemlisi, yanınızdan geçen yolcuların size değmesi ve sırada beklerken yapılan konuşmalar konforsuz bir uzun uçuş geçirmenize yol açar. Son olarak, 1000 kişiyle yapılan kapsamlı ankete göre yolcuların en çok oturmak istediği koltuğun cam kenarındaki 6A. En istenmeyen koltuğun ise orta sıradaki 31E olduğu ortaya çıktı. Bu tercihlerde türbülansın daha az hissedildiği, kanat üstü olmayan ve motor gürültüsünün daha az duyulacağı koltukların belirleyici olduğu belirtildi. Bazıları ise uçaktan hemen inebilmek için ekonomideki en ön sıra koltukları tercih ettiğini ifade etti.